Farklı altcoin'ler üzerine yapılmış bir takım fiyat tahminlerini değerlendireceğiz. Burada XRP Coin, devamında bakınız ki PEEP, Dogecoin, CRO ve Ether için farklı fiyat tahminleri mevcuttur. Bunları da genel olarak bir ele alacağız diyebilirim. Diyor ki bu 5 altcoin için epik tahminler var. 16x beklenen de var. Peki. Listedeki ilk altcoin XRP 2018'den bu yana diyor düşüş trendinde olan XRP. Tabii bunun sebebini de biliyoruz aşağı yukarı. Yani 2018'den beri düşüş trendinde diyemeyiz bu arada XRP için. Hani yükseliş trendinde olduğu da oldu. Nitekim illa ATH'a kadar rallisi uzamadı diye işte düşüş trendi diye bir durum yoktur. Yükselişi yaptı. Fakat mevcut yükseliş ATH'lara kadar devam eden bir harekete sebebiyet vermedi. Aslında durum bu. Buradaki fiyat tahmini 10 dolarlara kadar çıkabileceğinden bahsediyor. 10 dolarlık bir fiyat tahmini koyuyor sezon için. Çokça konuşulan noktalardan bir tanesidir. 10 dolarlara çıkabilir mi? Çıkabilir. Bu tekrar söylüyorum bakın buradaki fiyat tahminlerinin her bir tanesi fiyat tahminidir. Yani bunlar üzerinden hareket etmemek lazım gelecektir. Bunların hiçbir tanesi şey değildir. Nasıl diyeyim size böyle böyle nasıl anlatacağımı bilemedim. Kesin sonuçlar değildir. Asla ama asla. O yüzden dikkat etmek lazım. Bunlar üzerinden hareket ederken 10 dolar evet gelebilir. 9 dolar da olabilir. Siz başlı başına eğer ki 10 dolar bekleyecekseniz demektir ki işiniz var ve sıkıntı yaşayacaksınız. Evet bu kısmı anladıysak dediğim gibi ben 10 dolarların gelebilecek makul ATH için iyi ve güçlü fiyat tahminleri olduğunu, orantılı fiyat tahminleri olduğunu düşünüyorum. PEEP üzerinden konuşuyor. PEEP'te herhangi bir fiyat tahmini yapılmış mı? Şöyle bir bakalım. PEEP tarafında bir şey var mı yok mu? Burada bir şey söylememiş. Tabii PEEP'le alakalı da ne diyor? 24 saat, 48 saat içinde yükselebilir. Bla bla noktası. PEEP için farklı fiyat tahminleri var. Hatta geçmişte 3.01'lere kadar yükseliş beklentilerinden bahsedenler dahi nitekim olmuştur. Bu tabi ucu açıktır. Ben 3.01'lere kadar yükseleceğini pek düşünmüyorum. Ama yine de evet, piyasanın üzerinde ortalamanın hatta çok üzerinde diyebileceğim fiyat yükselişleri de yaşayacağını düşünüyorum. Hatta eğer ikisini kıyas edersek evet ben XRP coin'e göre PEEP'in daha yüksek bir hareket gerçekleştirebileceğine inanıyorum. Durumda genel olarak böyle XRP'de PEEP'te portföylere yakışır. Sağlam altcoin'lerdir ve sezonluk değerlendirmeler için gayet idealdirler. Doge'dan bahsediyor. Peki Doge'da bir fiyat tahmini var mı? Doge için de bir fiyat tahmini net anlamda verilmemiş. Dogecoin'de klasiktir artık. Klişeleşen bir noktaya kadar ilerlemiştir. 1 dolar, evet o çok beklenen, konuşulan. Bence 1 dolar bu sezon kırılır. Çünkü elde tutma oranları çok yüksek. Beklenen tabii ki bir takım ekstrem haberler de mevcuttur. Bunlardan bir tanesi X tarafından platforma entegre edilmesi gibi haberler de bunun içindedir. İlla X'in entegre etmesi lazım gelmeyecektir. Neticede şu anda elde tutma oranlarının çok yüksek olması, üzerinde büyük bir alım gerçekleşiyor olması ve borsalardaki kıtlık da aslında yatırımcıya pek çok şeyi bence anlatabilecek niteliktedir. O yüzden evet ben Dogecoin'i de cüzdanlara yakıştırıyorum. Bu arada listede bulunmayan tabii Shiba'ya da bir şey yapmak lazım. Shiba iyidir yani. Tabii 1 dolar gibi fiyat tahminleri yapıyorsanız hiç işin içerisine bulaşmayın. Ama burada adı geçenler Dogecoin, PEEP, ne bileyim XRP. Bunların üçü de gerçekten portföylere yakışacak çok sağlam altcoin'lerdir. Çok iyi altcoin'lerdir. Aynı zamanda XRP 10 dolar evet. Benim de beklediğim. Nitekim Dogecoin 1 dolar. Ya PEEP hakkında bir şey söyleyemem. Şimdi bak diyorum ki çok ciddi yükseleceğini düşünüyorum coin'in ama burada bir şey söylemek doğru olmayacaktır. Net anlamda bir
fiyat tahmini vermek doğru olmayacaktır. Mesela bana kalsa neyse hani söylemeyeyim ama dediğim gibi çok yüksek fiyatlara kadar görebileceğini düşünüyorum diye bu kısmı da geçeyim. CRO'dan bahsediyor. Ya hani Kronos, bakın şunu söyleyeyim. Kronos benim çok radarımda olan bir altcoin değil. Çok önerdiğim bir altcoin de değil. Azalan bir arz yapısı var. Bu tabii ki güzel. Fakat genel itibariyle radara, regülatörlerin radarına takılabilecek bir altcoin olarak gördüğüm için yatırımcı anlamadan bir risk altında kalınabileceğini düşünüyorum. Bundan kaynaklı olarak da çok fazla önermiyorum. Ha, yatırım yapılabilir mi? Yapılabilir. İsteyen yine yatırım yapar. Ama daha çok CRO gibi ya da bu tarz borsa odaklı altcoin'lere, borsalarla ilişkisi yüksek olan, nitekim borsa altcoin'leri ya da dediğim gibi bunlarla arası çok böyle sıkı fıkı olan mı diyeyim artık, altcoin'lere biraz daha dikkatli ve temkinli yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Fiyatlarıyla alakalı da bir şey söylemeyeceğim. Ether diyor 11.849 dolara ulaşma şansına sahip. Bu ne? Coca-Cola ve Showtime gibi kuruluşlar Ethereum'un işlem ve yenilikçi uygulamalarına. Aynen, bu arada en son Coca-Cola Ethereum üzerinde NFT'ler başlattı vesaire. 2030 yılına kadar diyor 51 bin dolara kadar geleceği. Arthrace 30 bin dolarlara kadar, Ethereum 32-33 bin dolarlara kadar bu sezon yükselebileceğini ve böyle bir performans sergileyebileceğini iddia etmiştir. Katılıyorum. Bu sezon 10 bin dolar gibi, klasik yani rutin 10 bin dolar gibi fiyat tahminleri var. Ben bunu Ether'in eze eze üzerine atabileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok güçlü. Diğerlerinde söylemekte biraz çekiniyoruz tabii ki ama vallahi Ether olduğu zaman açıkçası çekinmem. Gerçekten de yükseliş potansiyeli çok fazla olan, sağlam güçlü, çok yukarı meyilli ve yatırımcıların birebir odak noktasını alabilecekleri bir kripto para olduğunu düşündüğüm için Ether'i de doğrudur. Ben portföylere yakıştırırım. CRO istisnası dışında beğendiğim bir portföy oldu. Görece zaten fiyat beklentileri hakkında da aşağı yukarı konuştuk. Aynı zamanda potansiyel zaman dilimlerinden de görece bahsetmiş olduk diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.